Karşılaştığımız ilgi çekici bazı sorular kolay gibi gözükür ancak çözmeye başlayınca kolay olmadığını anlarız. Bakalım bu oldukça zor olan ve birçok insanın cevaplayamadığı soruyu siz cevaplayabilecek misiniz? Şimdi videomuza bakalım. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. İnsanların hepsi bu soruyu yanlış cevaplıyor adlı videoyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Birazdan sizlere bir soru soracağım ve bu soru her insanın bakış açısına göre farklı cevaplar verebileceği tarzdan. Aslında basit gibi görünüyor ama oldukça zor bir soru. Ona göre soruyu çözerken hesaplamalarınızı dikkatli bir şekilde yapın. Daha sonra da cevabınız hakkında bir konuşalım. Bakalım siz insanların %80'inin yanlış cevapladığı soruda doğru yanıtı bulabilecek misiniz? Ahmet 32, karısı Leyla 14 yaşındadır. İkisinin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır? Hemen karar vermeyin, hesaplamayı iyi yapın. Size biraz süre veriyorum. Soruyu iyi düşünün ve cevaplayın. Bulduğunuz cevap 40 mı? Herkes gibi siz de 40 bulmuş olmalısınız, öyle değil mi? O zaman bir soru daha soracağım. Bakalım cevabınız değişecek mi? Ahmet 22, oğlu Okan ise 21 yaşındadır. 3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır? Biraz süre veriyorum. Cevabı bulun bakalım. Eminim bu soru birçoğunuza saçma geldi. Çünkü 22 yaşındaki bir adamın 21 yaşında oğlu olamaz değil mi? Evet, bence de olamaz. Mümkün değil. Öyleyse size ilk sorduğum sorunun cevabının hala 40 olduğunu mu düşünüyorsunuz? 32 yaşındaki bir adamın 14 yaşındaki küçük bir kızla evlenmesini saçma bulmadan 3 yıl önceki yaşları topladık hepimiz. Ancak 22 yaşındaki bir adamın 21 yaşında oğlu olamaz diyerek soruda hata bulduk. Oysa ki çocuk evlilikleri oğlu babadan bir yaş küçük olması kadar absürt bir olaydır ve olmaması gerekir. Bu soru UNICEF tarafından hazırlanmış. Amaç çocuk gelinlere dikkat çekmek. Ancak sosyal medyada yayılan bu soruyu herkes 40 olarak cevaplamış. Aslında her ne kadar çocuk evliliklerine karşı çıksak da bu durumu bilinçaltımızda kabullendiğimizin göstergesi bu soru. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda kız çocukları da ergenliğe girmeden evlenmek zorunda bırakılıyor. Dünya üzerinde 12-18 yaş aralığındaki her 5 kızdan birinin çocuk yaşta evlendirildiği, bu evlilikler sırasında başlık parası alındığı ve bu çocukların kocaları tarafından zarar gördüğü tespit edilmiştir. Erkek çocukları da aynı şekilde erken yaşta evlilik için zorlanıyor fakat kız çocuklarında görüldüğü kadar sık rastlanan bir durum değil bu. İşte size Türkiye'de bir yılda tespit edilebilmiş çocuk evlenme sayısı. Bunlar sadece tespit edilebilenlerdir. Çocuk gelinlere hayır, çocuk evliliklerine hayır. Unutmayın, 18 yaş altındaki her birey çocuktur. Çocukların evlendirilmesi bir insan hakları ihlalidir. Cinsiyet temelli şiddetin bir türüdür. Ticari cinsel sömürüdür. Duygusal ihmal ve istismardır. Köleliğin günümüzdeki biçimidir. Bu yüzden buna müsaade etmeyin. Buna göz yummayın. Sen tepki göstermezsen, ben tepki göstermezsem, o tepki göstermezse bir gün sizin de bir arkadaşınız, bir yakınınız bu durumla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden gelin hep birlikte bir kez daha diyelim ki çocuk gelinlere hayır, çocuk damatlara hayır, çocuk evliliklerine hayır. Siz de aynı düşünceleri taşıyorsanız videoyu beğenip paylaşmayı ve yorumlarda çocuk gelinlere hayır diye yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ona göre soruyu çözerken hesaplamalarınızı dikkatli bir şekilde yapın. Daha sonra da cevabınız hakkında bir konuşalım. Bakalım siz insanların %80'inin yanlış cevapladığı soruda doğru yanıtı bulabilecek misiniz? Ahmet 32, karısı Leyla 14 yaşındadır. İkisinin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır? Hemen karar vermeyin, hesaplamayı iyi yapın. Size biraz süre veriyorum. Soruyu iyi düşünün ve cevaplayın. Bulduğunuz cevap 40 mı? Herkes gibi siz de 40 bulmuş olmalısınız, öyle değil mi? O zaman bir soru daha soracağım. Bakalım cevabınız değişecek mi? Ahmet 22, oğlu Okan ise 21 yaşındadır. 3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır? Biraz süre veriyorum. Cevabı bulun bakalım. Eminim bu soru birçoğunuza saçma geldi. Çünkü 22 yaşındaki bir adamın 21 yaşında oğlu olamaz değil mi? Evet, bence de olamaz. Mümkün değil. Öyleyse size ilk sorduğum sorunun cevabının hala 40 olduğunu mu düşünüyorsunuz?
32 yaşındaki bir adamın 14 yaşındaki küçük bir kızla evlenmesini saçma bulmadan 3 yıl önceki yaşları topladık hepimiz. Ancak 22 yaşındaki bir adamın 21 yaşında oğlu olamaz diyerek soruda hata bulduk. Oysa ki çocuk evlilikleri oğlu babadan bir yaş küçük olması kadar absürt bir olaydır ve olmaması gerekir. Bu soru UNICEF tarafından hazırlanmış. Amaç çocuk gelinlere dikkat çekmek. Ancak sosyal medyada yayılan bu soruyu herkes 40 olarak cevaplamış. Aslında her ne kadar çocuk evliliklerine karşı çıksak da bu durumu bilinçaltımızda kabullendiğimizin göstergesi bu soru. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda kız çocukları da ergenliğe girmeden evlenmek zorunda bırakılıyor. Dünya üzerinde 12-18 yaş aralığındaki her 5 kızdan birinin çocuk yaşta evlendirildiği, bu evlilikler sırasında başlık parası alındığı ve bu çocukların kocaları tarafından zarar gördüğü tespit edilmiştir. Erkek çocukları da aynı şekilde erken yaşta evlilik için zorlanıyor fakat kız çocuklarında görüldüğü kadar sık rastlanan bir durum değil bu. İşte size Türkiye'de bir yılda tespit edilebilmiş çocuk evlenme sayısı. Bunlar sadece tespit edilebilenlerdir. Çocuk gelinlere hayır, çocuk evliliklerine hayır. Unutmayın, 18 yaş altındaki her birey çocuktur. Çocukların evlendirilmesi bir insan hakları ihlalidir. Cinsiyet temelli şiddetin bir türüdür. Ticari cinsel sömürüdür. Duygusal ihmal ve istismardır. Köleliğin günümüzdeki biçimidir. Bu yüzden buna müsaade etmeyin. Buna göz yummayın. Sen tepki göstermezsen, ben tepki göstermezsem, o tepki göstermezse bir gün sizin de bir arkadaşınız, bir yakınınız bu durumla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden gelin hep birlikte bir kez daha diyelim ki çocuk gelinlere hayır, çocuk damatlara hayır, çocuk evliliklerine hayır.